Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben de Hasan Otuk'un eşi Can Otuk. Bugün de yeni bir güne başladık arkadaşlar. Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Ama bu videomu akşam atılabilir. Bugün güzel bir gün arkadaşlar. Evet. Kalıpçılar falan geldi sonunda değil mi? Kalıp o şeysi çakılacak. Şey belli olacak yani. Evin nasıl, ne olacak falan. Günlerde beklediğimiz an geldi. Evet. Ben bayağı heyecanlıyım, bilmiyorum niye böyle. Daha önce böyle bir şey yaşamadığım için olsa gerek. Aynen. Rabbim inşallah herkeslere nasip etsin. Öbürü zaten senin gözünde yapılıyordu. Orada kutluydu ama yapılıyordu zaten. Çok oldu oraya yapılalım. Evet. Bura ilk olacak ve istediğimizde böyle olacağı için biraz da galiba. Aynen. Şimdi ustalar geldi arkadaşlar, size göstereyim şöyle. Ben de iletlerimi sayayım arkadaşlar. Hasta burada inekleri sayıyorduk. Ben de ustaların yanına çıktım. Hadi şimdi Allah'ın yanına varalım. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi kalıplar geldi. Şu anda kalıptan başlayacağız. Geçen zaten şöyle kalıpları indiriyorlar arkadaşlar. Geçenlerde yerleri belli olmuştu şurada. Şuradan başlayacak evin koşusu. Bir koşusu da burası. Her şeyler ölçüldü, biçildi. Gördüğünüz gibi kazıklar çakıldı. Projeye göre yapılacak. Ekip hızlı maşallah. Bunlar çabuk tartıyor arkadaşlar. Kaç günde yapılır bilmiyorum ama Yasin abigil Gülağaç'tan geliyorlar. Dostlar bir taraftan malzemeler iniyor, bir taraftan da arkadaşlar kenara yürüyorlar. Şöyle ipler falan çekildi. Koşular belirlendi. Biraz sonra kalıbı çakmaya başlayacaklar. Evet değerli dostlar, kenarlar kalıbı çakmaya başladı. Ustalar jilet gibi çalışıyorlar maşallah. Burası da merdiven şeysi arkadaşlar. Burada bir merdiven çıkış olacak. Dışarıda güzel bir görüntüsü olacak. Çatısı falan farklı bir şey olacak burası. Ondan dolayı. Havalar da geldi arkadaşlar. Orada o da kumunu falan yapacak demirin. Çekim ya, tanısınlar seni. Ustalar bunlar arkadaşlar. Asıl usta Şaban usta ile Yasin usta. Memati reis de çakıyor. Memati reis ne gördün? Kolay gelsin ya. Yurt dışına bıraktın geldin değil mi? Niye bıraktın Memat Reis? Bunu da burayı daha mı çok seviyorum? Evet. İyi iyi. Olsun bakalım. İş olsun da. Memat Reis bizim kolu arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Ustalar çalışmaya devam ediyor. Evet. Biz de Aksaray'a doğru gidiyoruz. Cansu'nun randevusu vardı hastalığı için. Aynen canlar. Bugün saat 1.40 geçeydi. Saat 12.40 geçiyor. Bir saat var. Saat var daha. Anca gidemiyorlar. Yavaş yavaş 40 dakikada yarım saatte varız. Bir de Gülaş çok kalabalık şu anda. Buranın pazarı. Gelen giden bir yandan hem de yurt dışına gelenler falan hep burada. O yüzden bayağı kalabalık. Normal Konya Hastanesi şey yapayım diyormuş arkadaşlar, böyle ufak hastaneden. O ne alakaymış? Ora daha büyük ya sen. Tamam da. Ben mesela gastroenterolojiye gittim. Oraya benim girmem için dahiliyenin beni yönlendirmesi gerekiyormuş. Biz ablamla gittik. Elmas ablam götürdü beni ama boşa gitmişmişsin. Hem doktorlar şeydi, grevdeydi, hem de gitsem bile de beni almazlarmışmış dahiliye yönlendirmediği için. Orası bir dahiliyenin bir üst katı. Büyüğü. O yüzden. Daha ince ayrıntı inceliyorlarmış orada. Nasip olmadı. Bakalım inşallah bugün Rabbim nasip ederse görüneceğiz.
şey diyorlar, ağızdan hortum atıyorlar, kamera atıyorlar. Ona farklı bir isim var ama şu an aklıma gelmedi. Onu yaparlar büyük ihtimalle. Yani inşallah onu yaparlar. Ben hiçbir şekilde yemek yemiyorum arkadaşlar. Yine 1 kilo daha vermişim. 4-5 gün olmadan 1 kilom gidiyor. Kilo verdiğime de acımıyorum da rahatsızlığımın ne olduğunu tam olarak anlayamadım. O yüzden böyle bir sıkıntı içindeyim. Bugün tekrar randevu aldım. Aslında sana sonuç verdiler aslında. Burada bir daha emin olmak için diyorum. Emin olmaktan ziyade doktor ilaçları kullan, bir faydası olmasa tekrar bana geldi. O şeydeki. O yüzden ilaçlarım var. 3 ay sonra mı dedin? Hangisi? O doktor geldi demiş bir şey. Yok, 3 ay demedi. Ne zaman geldi? İlaçlarım bitince geri geldi. İlaçlar da 1 aylık şeyle. Bitti mi ilaç? Hı. Bir de benim yuttuğum sen ilaçların... Sen oradan almadın ama değil mi? Ben içleri aldım. Devlet hastanesi. Başka hastane değil mi? Orası bizim özel... önce gittiğimiz özeldi arkadaşlar. 1000 liradan ne kadar harcadık? O zaman bayağı bir şey harcadık. Normal reflü dedi. Her doktorun söyleyeceği bir şey söyledi. Bir de böyle devlete gitmek istedik. Burada ev yapıyorlar bak. Herkes ev tadilatında, ev yaptırmada. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Evet canlar, şu an Demirci kasabasına girmek üzereyiz. Burada var bir inşaat. Petrol gibi sanki. Duvar yapmışlar. Farklı bir giriş var ya da böyle başlamış da olabilir. Arka burada yedi de olabilir. Duvar olsa çok kendime de kapatır. Aynen. Şurada da biçeriler çalışıyor. Bir tarafta bizim biçerisi de devam ediyor arkadaşlar. Traktörü koydum geldim ben de bakalım. Tarlanın biri işte, son bir tarla vardı galiba. Bugün ikisine mi girecek iki tarla? Üç tane tarlamız var. Geç üç var daha, ikisi, aynen. İkisi var. İkisi duruyor. Ama biçerlerin de son şeyleriymiş artık. Bitecekmiş yani. Yani. Bitmem üzere işte, girmiş müşteri öldürmeden nazımı geçer. Neydi şey, bataklık gibi aynı yer, toz toprağı. Çok toz olduğuna koy yok hayatım. Ama garaj yapılırsa eğer, uçak olsa olduğunu bekit. İnşallah. Sıkıntıdan kurtulabiliriz. Yoldakine batar ama hayatta durduğunda çok kendi kendine batıyor. Şey, yoldan kalkan toz zaten direkt evlere geliyor. Bir arabada, bir motorda bir şey geçti mi etraf toz duman, hiçbir şey görünmüyor. O da hemen ya pencerelere ya arabaya. Ben kaç kere pencere sildim. Şimdi yine aynı, bir görsen sanki bir senedir aynı duruyor gibi her yerimiz. Burası 26,5 derece. Baksana daha sıcak. Bu koy biraz daha serin burada. Bizim o taraf 24 dereceydi. Hele Emoş diyor ki yan yok bacım diyor, evde de yan yok, dışarıda da diyor. Biz eve girdik mi serin mi yok hiç olmazsa. Ama ya burada öyle değil. Ya ağlar şey değil ki, baksana el sıçrıyor. Ama yine de öyle gösteriyorum arabadan. Şey benim arkadaşım Tuğba Gül geldi yurt dışından da bugün kızına kışlık yani kalın kıyafet almaya gittiler pazara. Biz diyor ora gibi sanıyorduk diyor, buraya diyor yurt dışından geldiler, ora çok sıcakmış. Donduk diyor, çocuk da üşüdü biz de diyor. Aynen. Kışı kıştan zor yaşadık. Yazı da hiç tadını alamadan yaşıyor. Geri kış gelmiş gibi. Akşam oldum çocuklarıma bir yelek, bir kazak illa bir giydiriyorum mecburen. Çünkü çok soğuk. Bir de midem bulandı ki. Evet değerli dostlar, hastaneden çıktı şu anda. Bir kan aldılar. Sonuç yarın şey yapacakmış. 5-6 tüp kan aldı.
biz normalde şeyden sıra aldık. Ama ufak böyle hastaneye gelince olmuyormuş. Burada girmiş bulunduk yani. Evet. Normalde şey edeceğiz. Konya Büyük Akıntı'ya. Konya Selçuklu Hastanesi'nden Elmas Aydın ablam, Allah razı olsun. Ona da selam olsun buradan. Gastroenterolojiye sıra aldı. Oraya da gidebilmem için önce dahiliyenin beni yönlendirmesi gerekiyormuş. Oraya sevk etmesi gerekiyormuş. Bu doktora da girdim. Kilo kaybımı söyledim, rahatsızlığımı söyledim. Beni hiç oraya sevk edin demeden zaten direkt gastroenterolojiye gitmen gerekiyor dedi. Buradaki o yazan şey miymiş? Burada yokmuş. Orada da var ya gastroenterolojiye. Burada da var ama oradan da sıra aldık. Buraya da gelebilin. Sıkıntı yok. İstediğin yere gidebilin. Aynıysa ben de burada. He tamam, buraya gelelim. Bana göre sıkıntı yok. Orada bir, burada. O zaman randevumuzu iptal ederek buradan alırız. Onun meheresi üzerinden alabiliyorsun, sadece internet üzerinden. Polikliniğin şeyi ya, üstü ya orası biraz. Öylece canlar, gastroenteroloji. Sıra alabilsek de yarın gelsek. Zaten kan alınacak ya. Bulabilir miyim ki sıra? Gelmem. Gelmişken onu da aradan kaldıralım, onu da. Doktor bana reflü sıkıntım olduğunu söyledi diye söyledim doktor hanıma. O da reflü bu kadar kilo kaybı yapmaz dedi. Mide bulantısı olur ama istiğfar ettirmez dedi reflü. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Rabbim neylerse güzel eller, her şey Rabbim'den. Her halimize bin şükür diyelim. İnşallah yarın kan sonuçlarımızı almaya gelmeden önce oraya da sıra alabiliriz. Gastroenterolojiye. Onun özeli yok mu ki, özel hastanesi? Özelde o bölüm yok mu ki? Bilmiyorum ki. Ben normalde öyle bölümler neymiş bilmiyordum da İbrahim Efe gidince ben de öğrenmiş oldum öylece. Şimdi de benim yolum denk düştü. Bakalım ya. Şimdi arkadaşlar yemek yiyeceğiz. Şu ileride hastaneler Ankara yanında. Evet. Orada yemek yiyeceğiz. Bayağı da azıcık saatte 3'e geldim. Normalde biz 1.40 geliyorduk. Randevu 2.40'daymış şeysi. Randevu. Ondan dolayı. Yemeğimizi yiyeceğiz. Bir fazlaktan şey var, işimiz var. Onu yapacağız. Davul var. Onu vereceğiz. Ondan sonra evet, öyle edeceğiz. Kalıpçılar da kalıba devam diyorlar. Bir gidince size gittim. Devamda kalıbı da gösteririm nasıl olduğunu falan. Ben de merak ediyorum. Aslan da gidemedim. Çekindim abilerden. Onlar gitsin. Akşam inek sağarken bakacağım ben de. İnceleyeceğim inşallah. Sarayımızın güzellikleri, güzel sembolleri görüyorsunuz. Bura çok karmakarışık, sıkıntılı. Evet dostlar, şöyle hastaneye doğru geldik. Burayı biliyorsunuz Ankara yol üzeri, bilen arkadaşlarımız. Şuradan Ankara'ya gidiliyor. Buranın şeysi çok güzel. Çarşıda yedin diye yemek arası yaptıklarında da çok şey de oluyor. Sevmiyorum da. Yağlı oluyor. O iyi olmuyor. Yağlı oluyor çarşıda yaptıklarında. Ama burada olan şey pilav üstü güzel oluyor. Aynen. Ya dostlar sipariş verdik. Cansu'nun siparişi önden geldi. Cansu ben et sevmiyorum. Biz et yemeyeceğim. Ben et yiyeceğim arkadaşlar. Et üstü, pilav üstü et. Cansu da pilav üstü tavuk söyledi. Ayrandan kolay söyledim. Derdim kolaydı arkadaşlar. Kola içmeyin. Baharatı yemeyin lütfen. Gerçekten dost tavsiyesi. Ben içiyorum ama bana sarıyor. İçmeyin. Ben çok sevmiyorum ama. Ben düğünde falan içmiyorum da böyle şeyde falan ben sadece yemeğim böyle kıymalı ya da döner ise ikisinin yanında sadece yiyor. Başka bir şeyim yok yani. Ben bunlar tükettiğim için böyle oldum. Ben suçumu da biliyor musun? Benim sipariş de böyle. Bunu çabuk ve hızlı yapıyorlar. İnşallah. Eyvallah, teşekkürler. O zaman biz de açtı çıkartmamış lavaşın da böyle. Aynen. Benimki de işte, arkadaşlar o zaman bize afiyet olsun. Asya'dan geldik arkadaşlar. Leyla'nın henüz duramadı. Bura ot yolmaya gelmiş. Öğren anne, ot mu topluyorsun? Çapa mı dövüyorsun? Ne arıyorsun sen? Allah Allah. Şişen bir iş kardeşim, sana içecek getirdim. Sıra işi bitti arkadaşlar. Nar Usta'nın yanına geldim. Allah bu adama bak, şu adam. Ben tam Adanalı bir çerçeğim ya. Bu adam mahvolmuş Allah. Daşıdık biraz. Birinci kasayı doldurmuş. Ben de bunun hocamı bileceğim. Sonra biraz birinci. Daşıdığımızı çekmedin lan. Daşıdığımızı çeksene. Benim
Biraz biri çeksin, biraz biri içsin. Aynen. Ne yapayım? Arkadaşlar. Hani senden bardak getirelim. Evin ışısını tabanını bayağı bitirmişler. Sabah çektiğimden bu yana vallahi adamlar maşallah güzel çalışıyorlar. İbece doldu. Varınca devamında göstereceğiz. Evet dostlar, şimdi tarladan geldik. Baliyeler yüklerek geldik. Maşallah bugün adamları iyi çalıştılar, bir günde hallettiler. Allah Allah, ne sürgesin kurban olsun. Ne dedin anne? Şuranın şu bir niye öyleymiş dedi. Burası şey anne. Şura normal şey, ora merdiven olacak ora. He. Ora merdiven olacak ya böyle. Bura merdiven şeyse olacak. He. Kenarında duvar çekerek içinde kalacak merdiven. Şunun içi merdiven olacak. Tamam işte şurayı diyeyim. Şura şilikli olmuş, orayı diyeyim. Ora şey diyecek, daha bunun içi dolacak. Değil mi? Bura garaj olacağından ev değil ya, oda değil. Bura şey taşıyacak diye yaptılar bunu. Bura içi dolacak da böyle kalmayacak zaten. O da olmayacak böyle. Beton atılacak. Yok, toprağı doldurtma ne mi sen? Yok canım, dışarıdan şey taş gelecek. Gördüğünüz maşallah arkadaşlar iyice yapmışlar. Şöyle işlerini de göstereyim size. Ustalar cilet maşallah. Bak şunlar da. Şunlar kirişlerin çıkacak iller anne. Evet. Şu demirler var ya. Evet. Buralardan kiriş çıkacak. Kapıda bak iyi dekler. Bak bir hura olur, bir de şura. Kapı bir huraya olacak, bir de şuraya. Bir şuraya arkadaşlar. Bir de büyük kapı şura olacak. Şuraya. O kirişle. Şu duvarı açacağız arkadaşlar. Önü boş olacak. Şurada beton attıracağız işimiz bittikten sonra. Gördüğünüz gibi fıstık gibi olmuş arkadaşlar. Neyi olmamış Yüksel? Durum böyle arkadaşlar. Beton gelecek şimdi. Bugün tesisatçı gelecek. Tesisatçısını ayarlayacak önce. Ardından beton isteyeceğiz. Betonu atacaklar. Kaplı mı da kıttıracak baba? Ne? Kaplı. Kaplı değil. Tesisatı da kalacak. Tesisat işleri yapılacak Yüksel. Ondan sonra beton atılacak. Niye bölüm bölüm yapmışlar ya sana? Bunların içi dolacak şeyle. Kiriş. Basmalı, taşıyacağı şeyler bunlar. Ya bunlar geri dolacak. İçine taş gelecek. Ama duvar şu şey olan demirli yer var ya, oradan ağır çekilecek yani. Duvarlar bura. Ya bunlar duvar olacak. Gördün mü? Baya büyük ya. He oraya giriş merdiven kapısı. Şuraya koyayım diyor. Bu tarafta mı neymiş merdiven girişi diye. Plan projede de. He bu tarafa koyayım diye buradan çıkılsın diyor. Şuradan diyor evden. He bu. He burayı yiyoruz. He şuraya koy. Arkadaşlar şuralarda güzel çay her şeyi yapacağım. Kilitler yapacağım. Buralar güzel pren. Şuraya koydun. Şuraya koydun kapıyı. Ora kapı değil oğlum. Şu oran merdiven şişi. Ora odamızın şey cam olacak anneciğim. Baba iki katlı yaptırsak üstte bir ola, yatacağım. Üstte sen mi yatacaksın? İki katlı zaten ne? Size bir de enikleri göstereyim arkadaşlar. Lady. Dur. Durmam Lady. Dur bak. Oo, onların karnı tok. Yatıyorlar. Şuna bak şuna şuna şuna. Dur lady. Üstümü batıracaksın dur ya. Ano. Sabah içirdiydin bunları. Baba öldürdüm. Emeği vardı ya. He. Sütle öldürmüş. Durum böyle arkadaşlar. O zaman bugünlük de bu videomuz böyle olsun. Yavaş yavaş. Evet. Beton atacağız. Sonra içi dolacaktır. Üstünün beton atacağız. Sonra duvar başlayınca daha güzel. Ama maşallah geniş olacak. Heyecanlı olacak. Büyük canım 190 metrekare az değil ki. Merdiven hol hariç herhalde. İyi bilmem de merdivenin böyle. Balkondan heyecan. Balkonda büyük ihtimal. Ha? Düşürmüşler. Balkonda büyük ihtimal şuradan ağırdır arkadaşlar kesin. Şu bölümden, şu bölümden. Şura balkon olacaktır şura. Cansu balkon şurayla şura olacak herhalde büyük ihtimal. Kirişten şuraya kadar öyle. Yapıldıkça göreceksiniz arkadaşlar. Bizlerle beraber, sizlerle beraber bu inşaatı yapacağız inşallah. Çiviler mi? Çivi bileşiği arkadaşlar. Çivi ustalar aldılar geldiler. Benim üstüme şey yapmışlar. Bak
Boğazın çakılmanca elinden düşmüştü. Bir şey olmuştu. Toplanır ya onlar. Sadece çiviğinin tirine 1400 lira para. Vallahi hiçbir şeyin yanına varmıyor. Allah ev yaptıracak olanların yardımcısı olsun. Kolay değil. Bizlerin de yardımcısı olsun. O zaman bu videomuz böyle olsun. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hasan Otun kanalında kalın.